Onu soracaktım şimdi. Etrafında pek çok din adamı var. Evet. Kendisinin bir dini hüviyeti var Var. belli bir Halife. dönemden Müslümanların sonra. halifesi. Şimdi içki içmeye kalksa herhangi bir şekilde ona bunu yapma, yaptığın yanlıştır diyecek pek çok insan var. İnsan var tabii. İkaz edecek kimseler var. Şu da belki ayrıca bir program konusu bizim için önümüzdeki günlerde konuşacağız. Hani kim çıkacaktır bir padişaha bunu söyleyecek demeyelim. Çünkü Osmanlı'da idare aslında zannettiğimiz kadar Mutlak tek değildir. merkezli değil. Padişah dediğim dedik birisi değildi. Zaten bu problemlerin aslı biraz da şundan kaynaklanıyor. İnsanlar Osmanlı padişahlarının Osmanlı amme hukukunu iyi bilmedikleri için idare hukukunu Osmanlı padişahlarını dediğim dedik Avrupa krallarına, Orta Çağ hükümdarlarına, Roma imparatorlarına benzetiyorlar. Osmanlı padişahları öyle değil. Dediğim dedik bir hükümdar değil. Devamlı din prensiplerinin, ulemanın, kamuoyunun ve geleneklerin kontrolü altındadır. Yani rahatça bir geleneği bile değiştiremezler. Nerede kaldı ki dinin koyduğu bir kuralı değiştirsinler? Galiba şöyle bir düşüncemiz var, hepimizin var. Ben padişah olsaydım nasıl yaşardım? Para var, ihtişam var, güç var. Dolayısıyla ben olsaydım etrafımda eğlenceler, Evet. içki, yemek, içmek böyle yaşardım diye düşünüyoruz. Düşünenler Topkapı Sarayı'nı gezsinler. Topkapı Sarayı'nı gezdikten sonra hala böyle düşünüyorlarsa muhakemelerinde bir problem var demektir. Topkapı Sarayı, ben çok dünyada çok şehir gezdim. Gittiğim yerlerde mutlaka kraliyet saraylarını da gezdim. Topkapı Sarayı dünyanın en mütevazi saraylarından birisidir. Topkapı Sarayı'nın harem dairesi zaten padişahın evidir. Valla ben orada oturmam şahsen. Bugün Neden? benim Nesini diğer iş beğenmedin? efendim bir kere çok kasvetli, dar, birbirinde ilgisiz mimari binalardan oluşuyor. Sonradan eklemeler Sonradan yapıldığı eklenmiş. için. Yani Dolmabahçe yalım. Dolmabahçe güzel ama Dolmabahçe'de bugün yani çok az yeri kullanılıyor harem dairesi. Bugün benim diyen iş adamının bundan daha güzel 3-4 tane yalısı var. Villası var. Yani bundan daha güzel Topkapı Sarayı'ndan. Topkapı Sarayı bir devlet dairesidir. Toplantılar yapılıyor içinde, görüşmeler yapılıyor, elçi kabulleri yapılıyor, muayide, bayramlaşmalar var. Bir kısmı var harem dairesi, padişah orada oturuyor. Padişah evi orasıdır. Diğer yeri padişah evi değildir. Topkapı Sarayı'nın kendi de büyük ihtişamlı ama padişahın oturduğu yer mütevazidir. Osmanlı padişahları böyle şeyleri aşmıştır. Yani böyle ihtişamla şunda bununla uğraşan, tarihe bir katkıda bulunamayan zayıf insanlardır. Onlar bu zayıflıklarını ihtişamla kamufle ederler. Tarihte böyle hükümdarlar gelmiştir. Ama Osmanlı padişahları rüştlerini ispatlamış. Her biri öyle veya böyle bir başarı kazanmış insanlar. Yani kimsenin beğenmediği Sultan İbrahim zamanında bile Girit fethedilmişti. Girit'i fethetmek kolay değildir yani. Girit Fatihidir Sultan İbrahim. Yani onlar niçin böyle bir şeye ihtiyaç duysunlar? Yani zarfa ihtiyaç duysunlar. Mazruf ise zarfın güzel olmasına Evet. ihtiyaç yok. Bu bir yakıştırma. Olabilir bir padişahın meşru dairede eğlenmesi, zevk etmesi. Nitekim ilim adamları, İslam alimleri diyor ki padişahlar diyor devamlı millet ve memleket işleriyle meşgul oldukları için yorulurlar. Yorulmaları onların kararlarına tesir edebilir. Onun için diyor eğlenmelidir diyor. Eğlenceye zaman ayırmalıdırlar diyor. Tavsiye ediliyor Tavsiye yani, işlet değil mi? etmelidirler diyor. İşlet eğlence demektir. Başkaları şimdi bunu içki içmediği anlıyorlar Şimdi ama. onu soracağım, daha doğrusu Yani bunu özellikle reklamlardan tavsiye sonra ediyor. konuşacağız. Yani eğlen mutlaka diyor belli günün belli zamanlarını diyor padişahın eğlenmesi lazımdır diyor. Tabii bunu iş dışında yapılacak işler gibi Evet. değerlendirmek lazım belki. Hani Tabii. biz çünkü her seferinde o eğlence kısmının içine bir şeyler ilave ediyoruz. Edebiyatımızdan konuşacağız. Özellikle Osmanlı edebiyatında bazı kelimeler var ki Evet. onları biz belki de şimdi kullanmadığımız için anlamlarını kaybetmişiz ama kısa bir ara rica edeceğim sevgili seyircilerimizden. Bu aradan sonra hem sorularınıza cevap vereceğiz hem de edebiyatta, Osmanlı edebiyatında özellikle de kendi şiirlerinde padişahlar içki içmek konusunda ne yazmışlar, ne çizmişler beraber değerlendireceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Sorular var. Öncelikle sorularla ilgili şunu söyleyeyim. Bir kısmını zaten Ekrem Bey cevap verdi. Bir kısmını değerlendireceğiz. Önümüzdeki haftalara bırakacağımız sorular da var. Yavuz Sultan Selim Han'la ilgili sorular var. Onları da önümüzdeki hafta cevaplayacağız. Bir kere edebiyata geçmeden önce zannediyorum içki içtiği iddia edilen padişahlara şöyle bir bakmamız lazım. İsim isim eksik kalanlar var. Bir de Lale Devri ile ilgili çok soru var. Şimdi zaten bunu söyleyenler bütün padişahlar için söylüyor. Hepsi içeride diyor. İstisna vermiyor neredeyse. Fatih içeride Bazıları diyor. sonradan bırakmıştı yani. Fatih Bir içeride istisna. diyor. Sultan II. Bayezid içeride sonra bırakmış diyor. Yavuz Sultan Selim içeride diyor. Sonra bırakmış. Kanuni Sultan Süleyman içeride bırakmış. II. Selim içeride. 3. Murat içeride. Bunlar tabii
şaşılacak şeyler. Lale Devri Padişah Sultan 3. Ahmet için içeride deniyor. Nevşehir İbrahim Paşa için öyle. Şimdi Lale Devri tabii Sefahat dönemi çok olarak adlandırıldığı için. Bunu belki müstakil bir programda da işlenir. Lale Devri bir sefahat devri değildir. Lale Devri bir barış devresidir. 18. asır başlarında. Osmanlı Devleti barış yapmış ve uzun süreli bir savaş olmamış. Bu zamanda Osmanlı ricali devleti kalkındırmaya yönelmişler. Fabrikalar yapılmış. Dünyada ilk defa sanayi devrimi teşebbüsü Osmanlı Devleti'nde olmuş. Kağıt fabrikası, matbaa, porselen fabrikası, cam fabrikası kurulmuş ve bunlar faaliyete geçmiş ama sonradan akamete uğramıştır. Lale Devri estetiğin, sanatın da zirveye çıktığı, çok rafine hale geldiği bir devredir. Barış olunca, zenginlik olunca ülkede lüks yaşamak, konforlu yaşamak da bunu beraberinde gelmiştir. Bu tenkit edilecek bir şey değildir. Yani güçlü, zengin devletler refah içinde yaşar. Kimse demiyor ki Osmanlı Devleti'nde, Lale Devri'nde halk açlıktan ölüyordu da bazıları zevk ve sefa içinde yaşıyordu. Kimse demiyor. Umumi bir bolluk, umumi bir refah görülmüştür. Halk da mı öyle? Rahat halkın durumu değildir. Zaten şöyle bir durum var. Yani üç aşağı beş yukarı zenginlerle fakirlerin yaşantısı aynıdır. Yani şimdiki gibi çok fazla bir tüketim şeysi olmadığı için. Kalemler eksik. Kalemler eksik olduğu için zaten arada çok fark var. Yani o abartılıdır. Lale Devri hükümdarı çok kibar, nazik bir hükümdar. İçtiğini bilen yok. Ama işte tarihçiye sorar, şöyle ayağını uzatın, şöyle rakı içermiş. Rakı bir kere o zaman çok iyi bilinmiyordu. Rumlar arasında yaygındır. Müslümanlar arasında çok fazla bilinen bir içki değil. Ondan sonraki padişahlarda da yine böyle içki devam ederdi diyor. Sultan II. Mahmut için söyleniyor. Efendim o kadar içermiş ki, yani küfeyle evine götürürlermiş. Sarhoş olurmuş, ayakta duramazmış. Nerede içermiş evine götürüldüğüne göre? Meyhanelere gidermiş tebdili kıyafetle. Ya padişah o kadar nazik, kibar insanlar. Sultan Mecid için de aynı şey söyleniyor. İçecek olsa bunu böyle müptezel şekilde yapmaz. Usulüne uygun yapar. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Daha önce de söyledim. Bu padişahlar çok hasım edinmişlerdir. Öyle ki menfaatine dokunduğu herkes padişah hasım olmuştur. Hatta hasım olmaması beklenen muhafazakar kanat bile padişah yaptığı bir takım yeniliklere haksız yere tepki göstermiş ve padişahları tenkit etmişlerdir. En çok Sultan II. Mahmut. Gavur padişah adına takmışlardır. Ama gavur padişah adına takanlar, buna bugün muhafazakar kesim de sahip çıkıyor. Osmanlı padişahı iyidir ama diyorlar Sultan II. Mahmut gavur padişah. Kim söylemiş bu gavur padişahı? Gavur demek ne demek? Müslüman değil demek. Nereden biliyorsunuz? Nusretiye Camii'ni yaptırmış. Boğaz'da. Teşvikiye Camii'ni yaptırmış. Tevfikiye Camii, özür dilerim. Ortaköy'ün gerisinde. Eminönü'nde Hidayet Camii'ni yaptırmış. Üsküdar'da camisi var. Yani vefat ederken kız kardeşinin evinde fenalaşmış. Beni bir camiye kaldırın da Allah'ın evinde ruhumu teslim edeyim demiş. İstanbul'daki bütün sahabi kabirlerini yaptıran Sultan II. Mahmut'tur. Şimdi çünkü Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. Yeniçeri Ocağı'nın kalkması çok kişinin, çünkü Yeniçeri Ocağı'na mal satanlar, şunlar bunlar vardı. Bunların Yeniçerilerin kendisi de zaten düşman oldu. Onlara mal satanlar. Bir de Bektaşi tarikatında yasakladı. Bektaşi tarikatının dervişleri padişah gavur padişah adına taktılar. Cuma selamına giderken bir Bektaşi dervişi padişahın önüne çıktı. Gavur padişah dedi. Tarihçilerin yazdığı gavur padişah lafı da bir Bektaşi dedesidir. Yani bütün insanlar öyle bir şey takmadı. Sonra Sultan Abdülmecit. Sultan Abdülmecit o kadar kibar, nazik bir insandı ki ve memleketin ilerlemesinde batıya ayak uydurmasında da önemli rolleri var. Mescid-i Nebevi yeniden yaptırmıştır. Babası Hazreti Peygamber'in türbesini yaptırmıştır. Yeşil kubbeli türbeyi Sultan II. Mahmut. Hatta oraya gönderilen bir sürü alayıyla gönderdiği bir hediyeye Şam'dan göndermiş altın işlemeli. Şam'dan ihdaya eyledim cüret ya Resulallah. Yani size bir Şam'dan göndermeye cüret eyledim ya Resulallah diye başlayan çok güzel, çok işli bir naatı vardır.